Ticariyim. Ekisi o yet Rusya'dan aldık babam döneminde. Onlara sattık, zenginleştik, şirket kurduk. Şimdi drone satıyoruz, drone satıyoruz, hesap makinesinden bozuyoruz, tabanca mabanca yapıyoruz. Her şeyi de satıyoruz. Her ülkeye satıyoruz. Daha çok Afrika, Afrika öyle ülkelere. Ben kendim gidiyorum, pazarlıyorum. Orada da hastalık kaptım Afrika'da. Ondan sonra benim şu anda beynimin yarısı platin. O yüzden de biraz elektriklenme yapıyor. O yüzden onu bakır şey yapayım, karaylatacağım. O yüzden kafa kalaycı sarıyorum. İkilaj yaptır diyorlar. Böyle de düşüncem var. Keşke imkanımız olsa daha fazla silah tüccarlarına destek verirse, yeraltı işleri yapan insanlara. Biz de oraya beyaz altın yaptırsa ben çok seviyorum. Keşke külçe külçe olsa yatak yerine ona yatsın. Eser olur, emin olur. Emin bir yatak olur. Emin olamadım. Neyse. En sevdiğim maden altın. En sevdiğim akraba baldız. En sevdiğim güneş yıldız. Bu da biraz anlam kaydı. Adam ne yaptı? Merhabalar. Erhan Cıstak'la Kostak Yeri Yeri programına hoş geldiniz. Ben Berçem Bohçacı. Programı Tam Bey adına sunuyorum. Evet. Ben de sizi şu an dinleyince de bizi o da izliyor ekranlar başında. Erhan abi nasılım inşallah yerimdir. Hem bize faks atarsın zaten. Bizi izler. Görüşlerini de fakstan paylaşır. Her seferinde değişik isim girer. Bizi kandırır. Bir de bir adam. Erhan abi. Evet. Erhan abi sevgili izleyenler. Bu programda ne olacak? Bu programda seyircilerimizden birini vefat ettireceğiz. Bundan sonra ben geri döndüreceğim. Bir daha elektroşok yapacağız, kendisini vefat ettireceğiz. Beyin ölümü gerçekleştirirken tekrar geri döndüreceğim. Bu esnada da kendisinin üzerinde ışık üzmeleri falan gibi şeyler olacak. Bunları kaydedeceğiz. Bu yüzden kanıtlanmış olacak. Evet, insanlığın bir üst mertebesine alınacak. Evet arkadaşlar, hazırsak başlayalım. Evet, hayattan sıkılmış arkadaşımızı bize sahneye alalım. Hoca bir alkış çalalım ona. Ebediyetin uyumunda kısa bir sürede olsa. Rufaettin Kel Tırnakçı. Rufaettin Kel Tırnakçı. Tanışmaya bekleniyorsunuz. Kermit Kıllı Kulak. Kullu mu kıldım abi? Kermit Kıllı Kulak. Tanışmaya gel. Cemal Generaloğlu. Cemal Generaloğlu. Markete gidin. Tanzerkıç. Tanzerkıç. Yakınını size arıyorum. Siz de onu bulun. Yakınını bul. Serpil pastacı. Serpil pastacı. Sürpriz çikolata istiyorum. Ben istiyorum onu. Danışmaya bırak. Serpil Hanım. Çok hoşlanıyorum senden. Vallahi danışmacı İbrahim. Yavşak Rıfkı. Yavşak Rıfkı. Serpil Hanım'a asıldığını görmüyorum sanma. Kameralardan buradan 24 saat izliyorum. Hayatını kaydırırım oğlum. Ayağını denmal. Kusura bakma Serpil Hanım. Sen de biliyorsun ama. Danışmacı İbrahim Bey. Yaptıklarınızı dinliyoruz. Biz hep kızıyoruz. İyi günler efendim. Geçenlerde bu kanalın videolarına bakarken böyle bir şarkı dikkatimi çekti. Başçavuşun neşeyi. Melodiyi doğru yapamazsam kusura bakmayın. Başçavuşun neşeyi. Ne de büyük. Orada ne demek istiyorsun derken biz onu çok iyi anladık. Biz onu çok iyi anladık. Burada çoluk çocuk bakıyor. Neneler, babaanneler, büyük babalar, dedeler, dayılar bakıyor dayılar. Ocak ocak kediler, kaynana mı yediler? Evet efendim, benim sesim gürdür. Şarkıda söylüyorum evet. Akçay Aile Gazinosu'na çıkardı 1970'lerde, belki duymuşsunuzdur. Hayır efendim, Balıkesir Akçay. Sonra Edremit'e gittik. Sonra kaçtık Sarıkamış'a. Te oraya gittik. Fakat bizi yine buldu. Arsız numan. Arıyor efendim, buluyor. Kardeşimin kaynı. Aman benim kaynım. Karımın kardeşi. Aman. Zaten onunla da ayrıldık. Erkekmiş efendim benim eşim. Evet, kandırmışlar beni. Çocuğu da çalıp veriyorlarmış. Ya. Nereden anlayayım ben? Nereden bileyim? Delikan Demir. Nerede? Delikan Demir. Gördün mü? Delikan Demir. Arkanda. Delikan Demir. Ben Delikan Demir. Emekli emniyet mensubu. Şu anda avukatım. Fakat bu avukatlık reklamı değil. Bana başvurun. O eski davaları birlikte halledelim. Tanıdıklarımızla görüşelim. Delikan Demir. Delikan Demir. Delikan Demir. Orada, burada, şurada, her yerde. Aklınızdan var. Öyle mi? O zaman hemen ara. 0800-1861-12-1861. Delikan Demir. Delikan Demir. Kan Demir mi? Hayır efendim, Delikan. Lütfen. Delikan. Şaban sırtlan, çalan sırtlan. Şaban sırtlan, çalan sırtlan. Sokaklarda gezerim. Denizlerde yüzerim. Delikan oyla geçerim. Maham arabası seçerim. Audi'den aşağı kurtarmaz. İspanya'ya gidelim. Franco'yu görelim. Salvador Dali. Salvador Dali. Şunur. Şunur. Şahist görünümlü fakat sığ bir sanat yaptığınız konusunda bize şikayet geldi. Hoşlanmayanlarınız çok. Geçmişte itiraf yaşadığınız insanlar sizi de itiraf etmek istiyor. Onu da bilin istedim. Beni ararsanız dış kapıdayım. Şurada bir tarihi bölge var. Onun altında bir yer kazdım. Mağaradayım. Arkadaşlarla acayip eğleniyoruz burada ha. Merhaba. Hayır, ben Kobra Kral değilim. Hayır, ekstrem terör örgütüne üye değilim. Ben Mezgit Bey'in torunlarından bir tanesiyim. Bizi fonlamak, gıçımızı donlamak ister misiniz? Az para verin. Bir yerlerden destek olun. Yardımcı olun. Allah ne verdiyse, Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah layığınızı versin. Halimiz budur. Efil efil geziyoruz. Fil efil mi o? Efir efil mi? Efir. Efir başka bir şey efendim. Şeye gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Daha sonra makara mı? Aman benim yedim kafamı karıştırmayın ya böyle şeyleri. Anlatmayın. Montaj. Montaj efendim onlar. Evet. Hiçbir şey gerçek değil. Benim ağzımdan çıkan hiçbir şey gerçek değil. Yok. Öyle de değildi. Neyse efendim, yırtılıyoruz. Ekonomik kriz derinleşiyor. Bundan da bahsetmeseydik. Onu demeseydin iyi. Durumlar çok iyi. Aya sert iniş yapamadık olsun ama başka türlü sert indik valla. Allah seval vermesin bize. Seval. Helal helal. Rahmetli Cibuli dansların var. Keşke öyle güzel de akordeon çalabilsek. İşte kaybedirsin, bir daha da gelmiyor. Zaten geldi de ne oldu ki diyen var. Doğru. Yine bakmayın, o sidik kokan barlar o şey adımı bilmiyor. Değerini bildi. Evet. Bunlar seyirciyle buluşturdu. Ondan sonra para kazanmasını sağladı. Kaç komanist çocuk vardı, onlar çok. Nereden geldik buraya? Cibuli'den. Evet. Ya işte Limonata filmini izlediniz mi? İzleyin onu. İzleyin. Cumali Becer mi? Duymadım ama yanlış. Ha, Ceberi de duymadım hayatım. Cumali'yi biliyorum ama. Benim ortaokulda keşke kalorifer olsaydım diye bir çocuk vardı. Evet. Tatsız bir çocuktu. Bana karşı kötü değildi. Dünyaya karşı tatsızdı. İnşallah iyidir. Bir o kötü değil zaten. Geri kalan. Evet. Hele Ömer vardı. Ne kızıyorsun ya? Cibuli.
Olağanüstü tehlikeli. Anadolu gırt kırması. Gırt kırma. Anadolu gırttı. Kız. Merhaba. Nur inmiş gibi bir çekim oluyor. Siz normalde çekime kameraman karar verir. Siz de çekime kamera karar verir. Kendisi yapay zeka. Tamamen yapay zeka. Birey tık yani. Bizden karar veriyor. Şeyleri yapıyor. Uygulama biraz eski olunca maalesef böyle oluyor. Şu an huşurlu çekimlerimiz, nurlu çekimlerimiz. Böyle bir efekt. Çekimlerimiz efekt. Efektli çekim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bizim seyircimiz böyle bizi tamamlayan bir yapısı var. Dolayısıyla bizsiz olmadan bir hiçsiz. Bizden maddi destek olsun. Yemek getiren olsun. Meşrubat gazlı, şekersiz olsun. Bir bize gönderin. Biz bunları değerlendiriyoruz. Bergamotlu çay. Bergamot araması değil bak. Deneyemedim. Bergamot aroması değil bak. Bergamot. Böyle deyince de yabancılaşıyor insan. Neyse aromalı değil gerçeğini istiyorum. Hatta kasa kasa gerçeğinden gönderin. Hatta mesela güzel bir kızınız varsa yardımcı olarak. Oğlum mu var? Yardımcı olur. O da olur da yerimiz yok ya. Vallahi yerimiz yok ya. Tüh. Şimdi bize gelen seyircinin %99.99 fazla mı oldu? Neyse erkektir abi. Size seyirci erkek gelir. Anladın mı? Yani bizim kadar oranlar yüksek. Emin ol. Tek sineması bir evinde var. Böyle. Bayan ücretmiyor. Bir iki gelin var. Onlar da daha ziyade böyle ben deli miyim? Deli punk bir şeyler yaşayan arkadaşlarımız. O yüzden şimdi erkek için şöyle bir şey var. Bana şey yapıyor. Ben buna bir baktım bir de bir delilerle alakadar oldu. Sonra kapattık gibi. Kapatıp giden var. Bloklayan var. Şimdi daha sonra konuşma etkili oluyor. Normalde bu tarz oluşan insanlar burada taciz olsun. Konusunda daha ilerisi olsun. Bir şeylerle. Yok anılan arkadaşlarımız. Ve bu tarzın böyle gasp, adam kaçırma, fidyeyle buluşan da bir yapısı var. Halbuki öyle değil. Yani evet iç Anadolu'dan çok pislik şeyler de çıkıyor. Bunu ben de biliyorum. Ama gerçekten temiz, tertemiz. Vallahi bak bizde yanlış olmaz. Sakın yanlış anlama. Sakın. Ben de emin olamıyorum. Tak tak tak. Aksım kavşak. Beynim mantere mal müdürüyüm. Neyin anteni falan diye şaka yapmayın bana. Cenem. Fazla durumda olma. Aklını kullan ölçün. Nereden geldik buraya? Ha şimdi bana gelir neler oluyor? İş yapayım yani. Sıkıcı bir iş yapayım. Al ay git. Açıkta git. Biz git ucu tavuk yer. Tavuk yer. Vegan değil yok. Vegan olmaya çalışmıyor da vejeteryan olmaya çalıştı bile. Onu da başaramadım. Tavuk yiyor. Alık yiyor. Kendi kesmeye çalıştı bir kere bayıldı. Evet. Ben bunu yiyorsam kendim onu yapmalıyım dedi. Şey yaptı. Bayıldı. Sonra zaten o hayvan da şeyde duruyor. Omzunda gezer hep. Normalde. Omzunda tavuk. Omzunda karga gezer. Ama onlar varken de yer. Onlara da verir mi? Yemiyorum. Biraz tabii Mezgit Hoca eşik bir insan. Mesela bir dönem fotoğraf çektirmeye gitti. Anak bahçesinden bir arkadaş vardı. Ceylan'la Kaplan'la Mezgit Hoca'nın bir bacağını kaplan yedi. Yemiş yani. Ben görmedim de o bacağın o kısmı nedir? Kaplamadır. Fiber glass. Kapaklı içinde et mi var bilmiyorum onu. Bizim Mezgit Hoca'da hayat sistemi yoktur. Bir demokrasi var ama çok güzel işleyen bir demokrasi var. Yani demokrasi niye gerek olmuyor şimdi? Şöyle söyleyeyim, anlık kurmaya gerek yok. Çünkü biz öyle ortada toplanıyoruz, orada hallediyoruz, bitiyor. Sonra bir de oy verelim, ne yapalım, şöyle yapalım, sen böyle dediğin mi? Yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi de Mezgit Bey'in kendisi gibi. Taraf tutmadığı için aramızda biz ona şey yapabiliyoruz. Ama Mezgit Bey delirse ne edebilir insan deli? Ondan ne yapacağız? Ondan da sahada geliriz. Ne olur çünkü? Mezgit Bey diktatör olur o zaman. Kendi arkadaşını kayıp mesela beni kayırsın isterim. Ben biraz ha malım onun hükümüne atsam. Ben de bak gördüm içindeki kötülüğü. Ben şey yaptım. İnsan dediğim benim gibi de Mezgit Bey iyi idare ediyor. Hepimiz idare ediyor. Sahadır var eski cepçi. Sercan var. Ekir eski. Tabii karanlık ağacı. Karanlık ağacı değil. A. Network. Dark Web. Ye. Nasıl Türkçe çevirelim diyoruz olmuyor. Ne yapsak? Dil Derneği'ni arayalım biz. Alo. Alo yine şimdi 80 döneminde kapatılan Türk Dil Kurumu'nun eski üyelerinin burada Dil Derneği'yle mi görüşüyorum? Evet evet o suratlı logo tamam sizmişsiniz o. Bak benden de öğrenmiş oldum burada telefona bakıyorsunuz. Ne bir şeyler var. Ve tarihimizi biliyorum da öyle telefonun başına geç. Alo. Kapattı. Ne yapayım ben bana öyle anlattılar ben o yüzden oraya başvuruyorum. Kısa gider ondan ötekinden söz dükmezlik alalım. Gidiyorum oraya gidiyorum. Maddi açıdan da gelişsin. İnternette şeyleri var. Onlar da uğraşıyor bu insanlar. Ben de istiyorum destek olayım. Ama abi senin telefonda bir yer çıkınca benim de nevrim dönüyor. Alo. Ha yanlış mı aradım demin? Ya kusura bakmayın. Evet. Doğru haklısınız. Haklısınız. Demin yanlış aramışım ben. Adamın birine dil denmeyi anlatıyorum ben. Adam da diyor burası değil. Onu diyorum sana burası değil. İşte. Bazen böyle oluyor. Dil denmenin numarası ne o zaman? Merhabalar. Ben buradan halkımızın %49-50'sine falan seslenmek istiyorum. Şimdi bilindiği üzere medikal doktorlar tuzdan bizi uzaklaştırmaya çalışır. Batı güçleri. Çünkü tuz insanı güçlü yapar, akıllı yapar, çekici yapar. Bunu istemediklerinden, soyumuz ürümesin, namımız sürmesin istemediklerinden bize tuz vermiyorlar. Eğer tuz o kadar zararlı olsaydı, Sabri Akışık'ın filmlerinde hepimiz biliyoruz. Uzay yolları, uzaylılar niye insanın tuzunu yemsin? Buna bir açıklama getirensin. Bu bilim insanı çok biliyorlarsa. Ben normalde cinsiyetçi de bir insanım. Bak ağzımdan bilim insanı çıktı. Yoksa tabii ki bilim adamı derim. Bak beni kızdırtmasınlar. Eril dinlerim. Merhabalar. Değerli halk, vatandaşlar, Türkler, Türkiyeliler, kendini Türk hissedenler, kendini Türkiye'li hissedenler ve İlber hocam. Hoş geldiniz. Yalal sen de hoş geldin canım. Bu dudağın kenarında kahverengi bir... Bancal. Evet şakamız da yaptık. Konumuza geçelim. Şimdi İlber'den sonra Celal demem sizi şaşırtmasın. Ben ama samimi çocukluk arkadaşım. Öteki değil. Şimdi bambaşka yerlerden, bambaşka konulara saptık. Yine esas mevcudiyetimizden koptuk. Ne diyecektik? İltisak diyecektik. İstimlak diyecektik. İltifat diyecektik. Ve sadece fat. Yağ olarak, insan yağ olarak onun üzerine duracaktık. Ben Edirne Obezler Birliği Derneği Başkanı. Biz sen birliyiz, derneğiz. Şimdi kooperatifimiz var. Zeytinimiz, salçamız, güzel. Karakılçık, buğday, köpek besliyoruz onun. Merhabalar. Evinizi yuvanı merhabalar. İpsala sırtlan merhabalar. Tanımdaki onun merhabalar. Sırtlan merhabalar. Asık merhabalar. Bertli merhabalar. Merhaba hoş geldin. Nasılsın? Çalışacağız.
Çalışız işte. Sen ne yaptın tarlayı? Bana versene o tarlayı. Şehirden çok göç eden oluyor. Ben çadır kampı yapacağım. Sana da komisyon veririm. Ben zengin olurum. Sen de biraz 3-5 kuruş para gömmüş olursun falan ama. Ne? Ok için çukur kazarız. Su için rica ederiz. 3-5 beton dökeriz. Biz bu işi yaparız. Çok moda. Asırı moda. Moda oldukça da pahalanıyor. Benim de ellerimi avuşturayım yani. Çünkü sıkıldım ben. İşsiz güçsüz burada. Şey oldu bende dönüm noktası. Havaya gitmekten sıkıldım. Orada benim için bir dönüm noktası oldu. Dedim o yüzden bir iş yapmalıyız. Sen bana vermeyiz mi tarlayı? Para ver bana. Nakit para ver. Senin kız kardeşin vardı bir tane. Kaç yaşında? 17. Tamam bir sene sonra sen bana onu ver. Ha şimdi ver. Ben onu şey yapayım. Annemgine vereyim. Bir sene sonra ondan alayım. Yanlış anlama. Peki. Tamam. Annen kaç yaşında senin? Amcam vefat etti. Annen yalnız. Esin var. Merhabalar. Değerli Orhanlı İmparatorluğu sakinleri. Haham başımız. Reis Cumhurumuz olarak. Bundan böyle Sağlık Bakanlığı'nı feshettiğimi. Onun yerine Hacımat Sülük. Batı'nın icat ettiği bazı şeyler bakanlığı olarak. Öyle düşünürüz. Tabi adını daha düzenleyeceğiz. Biraz daha uğraşma gerekiyor. Ama sonuçta daha güzel bir şey oldu. Herkesin de hoşuna gideceğini tahmin ediyorum. Zaten ben ne yapsam hoşunuza gider sizin ondan sonra. O yüzden biraz daha bugün para atacağım size. Her gün kağıt para olmaz. Bugün madeni para. O yüzden başınıza maşınıza dikkat edin. Evet. Sonra biraz yine vergiyi arttıracağım. Valla çok harcamamız oluyor. Allah seni inandırsın. Benzine benzine çok gidiyor be anam. Sizin için ama. Hepsi sizin için bak. Şimdi konuştum. Afrika'dan bir devlet bizi tanıyacak mı diye düşünüyormuş bak. Evet. Yani birleştikçe bizim değerimizi görüyor bak. Bir de kendi aramızda bir borsa gibi bir şey açalım diyor. Hemen onu takip ederiz. Bizim oraya yatıracağımız paralar da bulunur. Maalesef. Kutlu İmparatorumuz Yüce Orhan vefat etti. Allah korusun bana da olmasın diye korkuyorum. Boğazına tükmük kaçtı efendim. Maalesef o şekilde vefat etti. Böyle psikolojik de bana doluyor. Neyse Allah korusun. Ardından tabii bazı sıkıntılar da var. O yüzden biz devletin ismini değiştirerek bir başlayalım dedik. Yeni bir başlangıç. Yeni bir devlet. Bu sefer monarşi yapalım yani. Ötekini denedik çünkü. Baktık oluyor mu? Hani o koalisyonlar, koalisyonlar bir şeyler orada onu söylüyor. Eski rapler, cazlar, blues falan filan derken. Evet bana hediye gelen yavru tapirin ismi. O ismi koyduk. Bakalım bir hayvanın ismini koyalım ki ne dersin? Yaradanı severim diyor. Yaradandan ötürü diyor. Onu da severim diyor. Vereceğinden ötürü diyor. Çünkü biraz herkesin beklentisi var. Öyle değil mi? Abi adam hayvanın ismini devlete veriyor ya. Bu devlet yıkılmasın da ne olsun. Biz şimdi gittik abi bunun devletine. Bak dedik. Biz bu dedik bu işlere güvenliğe mühendliğe biz bakıyoruz. Eskiden dedik bizi hep görürlerdi. Şimdi dedik böyle ters düştük. Bize bak dedik. Buralara hep şey var dedik. Abi bunlar bir güçlü çıktı. Anam hepimiz bir çil yavrusu gibi bir dağıldık. Nasıl kırım yapıyorlar? Bizim arkadaşları falan hapsetmiyorlar. Direkt bitiriyorlar abi. İşte ben yalnız aldım. Lan nereye gideyim nereye gideyim? Benim eltimin bir kabristanı var. Gittim orada bir kendime mezar aldım. İçini güzel layladım düşedim. Konserveleri falan da dizdik. Biraz bekleyecek abi. Bu devren elbet dönecek. Devren mi? Devran ya devran. Yani o zaman ben de o güne kadar bekler biraz burada vakit geçirelim. Çocuklardan isteyeceğim şimdi sakana bir şey göndersinler de burada kafamızı bir şey falan. Nedir o? Amboy muydu? Atar. Oynayak oynayak da. Cepleri onunla sinyal oluyorlar abi. Abi bak korupsiyonun olduğu yerde bir yerden sonra işler biter. Ama önce çıkmaza girer. Ondan sonra biter. Eskiden pek çok devletin bu şekilde yıkıldığını biz gördük mü? Gördük. Şimdi bazı yeraltı kişileri inmiş saklanıyor ve günün gelmesini bekliyor olabilir. Ama abi sen bize kulak verirsen o zaman sen bu devletin ebediyete kadar yaşar abi. Bak bizim yolumuz yol. Biz yolcuyuz. Anladın mı? Doğru yolcuyuz. Hakiki yolcuyuz abi. O yüzden bize katılacaksın. Bizim büyüklerimizin elini öpeceksin. Kurallarımıza baş eğeceksin. Biz de sana yardımcı olacağız. Güzel günler geçirmene. Güzel günleri göreceğiz abi. Jet skiler süreceğiz. Jet skiler mi oğlum? Hemen oraya öyle bir abos bu keleri çekmeyin ya. Kar kafelek mi lan burası? Ne diyorduk? Ha, ne diyorsun abi? Bizim arkadaşlar gereken yerleri yerleştirecek mi? He? Boş durmasın, bizim arkadaşları yerleştir. Beni de bir yere yerleştir. Yerleş. Onlar oraya yerleşmiş. Bunlar buraya yerleşmiş. Şunlar derenin başını tutmuş. Açıkta yer kalmamış. Bu ufaktan şey demiş. Hani bana demiş. Bunun kafasına bir vurmuşlar. Altına yapışmış. Yumruğun altına yapışmış. Öyle bir yumruk. Gökten 3 elma düşmüş. Biri hakimin, biri hükmün, biri de hakimiyetin kafasına. Oradan bir araba geçmiş, arabaya bakmış. Arabanın camı açılmış. Onu da bacağına sıkmışlar. Bu işler sakat işler. Sen devlete koyun mu sen? Atmıyor. Valla ben değil abi. Siz bayağı bir level atlamışsınız ya. Dur çıkalım şu an. Aşama diyorum. Aşama ne geçirmişsiniz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim canım. Sen niçin gelmiştin? Valla abi ben de pasaportu kaça çıkarıyordunuz. Sana çıkma veririz biz. Çıkması demeyin. Şansınızı deneyin. Kıtmirli. Devlet gibi devlet.